Sonra اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى اَبْوَابِ الْخَيْرِ Sana hayır kapılarından haber vereyim diyor Peygamber Efendimiz. Fâre اَصَّوْمُ cünnet. Oruç bir kalkandır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Önümüzdeki pazartesi ne? 3 ayların başlangıcı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylar geldiği zaman ne diye dua edermiş arkadaşlar? Allahümme barik lena fi recebi ve şaban ve belligna ramadan. Ya Rabbi Recep ayımızı bize mübarek kıl, Şaban ayımızı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua edermiş. Savmu cünnetün diyor. Oruç kendisiyle cehennem arasında bir kalkandır. Onun için ne güzel. Bak 3 aylar geldi, geliyor. Günler kısa. Oruçtan daha kolay bir ibadet mi var ya şimdi? Sabahleyin yediğin zaman akşama kadar gönlün bile istemiyor. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ Nasıl ki diyor, su ateşi söndürürse, bir yerde bir ateş, Allah muhafaza eylesin, yangın başladı, onu söndürecek olan nedir? Su. İşte diyor, sadaka da bütün hataları yıkar, siler, süpürür ya. Allah için verilen sadakaya. Bütün hataları siler, süpürür ya. وَصَلَاتُ الرَّجُلُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ Ve gece namazı. Gece namazı da aynı şekilde bütün hataları siler, bitirir. ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ السَّنَامِ Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır kapılarını söyledi. Hayır kapıları neydi? Oruç. Sonra sadakaydı, sonra gece namazı. 3 tane hayır kapısını söyledi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu işin başını, direğini ve en üç zirvesini sana haber vereyim mi diye. Başı, direği ve en üst zirvesini sana haber vereyim mi dediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rasul emri el İslam. Bu işin başı İslam. Bir insan, biraz önce hep beraber getirdik ya şehadeti arkadaşlar. Buyurun hep beraber tekrar getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yani bir insan bu kelimeyi söylemezse İslam'a giremez. Giremediği zaman da istediği kadar hayır, hasanat, iyilik yapsın, gideceği yer cehennemdir. Belki de Allah-u Teala o yaptığı iyilikler namına, iyilikler bereketine ona hidayeti nasip eder. Ama şehadetin ikinci kısmı, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i söylemediği müddetçe gideceği yer cehennem. Demek ki işin başı İslam'mış. Ve amuduhu direği, şu direk nasıl olmazsa, Allah muhafaza eylesin, bura başımıza yıkılırsa, bu işin de direği diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz. Namaz olmadı mı işleriniz olmaz. Yani. Hep çürük olur. وَزِرْوَةِ سَنَامِهِ الْجِهَادِ Bu işin en üst zirvesi cihad diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi cihad, işte düşmanla cihad demiyor. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Nefsimizle cihad. Nefisle cihad. Yani en büyük, ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Muhacire anlatırken وَالْمُهَاجِرُ مَا نَهَ اللّٰهُ عَنْهُ Muhacir kim? Yani hicret eden kim? Allah'ın yasaklamış olduklarından kaçan. Müslüman da hicret edecek Allah'ın yasaklamış olduklarından ki en üst zirveye cihada çıkabilsin ya. ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَٰلِكَ كُلُّهُ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunların kendisine bağlı olduğu can alıcı noktayı sana bildireyim mi diye. Cihad, namaz, ondan sonra İslam, gece namazı, sadaka ve oruç, bunların her hepsi neye bağlı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kultu bera ya Resulullah. فَأَخَذَ بِلْسَانِهِ ثُمَّ قَالْ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilini tutuyor arkadaşlar. İşte diyor bunu tut. Bunu tut ya. Dilini tut ya. Dilini tutmazsan her şey başına gelir. Hem dünyada hem ahirette.
قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Hazreti Muaz diyor ki ya Resulallah biz dilimizden olan şeylerden dolayı, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekilecek yani? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah senin hayrını vereyim. İnsanın başına ne gelirse ancak dilinden dolayı. Cehenneme girecekse de bakın gıybet, yalan, iftira, laf getirip götürme bunlar hep nereden? Dilden mi? Peygamber Efendimiz aleyhisselam laf taşıyan nemmemdir. Onun lafını ona taşıyan, onun lafını ona taşıyan cennete giremez. Cennete giremez. Dilden dolayı bak cennete girmemeye vesile ol. Peygamber Efendimiz aleyhisselam yine bir yere gittiği zaman bakıyor ki bir kabir oluyor, kabirde azap görüyor içindekiler. Sizin diyor öyle diyor çok büyük zannettiğiniz günahtan dolayı bunlar kabirde azap görmüyor. Yılanlar, çılanlar ne varsa. Ya Resulallah neden dolayı azap görüyor bunlar? Bir gıybet. Onun lafını onun hakkında konuşur, bunun hakkında konuşur. Veyahut da yine Müslümanlar arasında laf getirip götürür, laf taşır. İşte bu iki şeyden dolayı bunlar kabirde azap görüyor. Allah-u Teala cümlemizi dilimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin arkadaşlar.